5 etüt matematik yaparım. Artık sayılar kusacağım yani. Sayı kusacağım. Bıktım. Yapmayacağım. Şu an tam bir inek öğrenci oldum. Kahretsin. Bakar mısınız? Resmen bir masterpiece. Ben negatifle pozitif sayıları beraber alıyordum. Ama soru diyormuş ki x bir pozitif tam sayıdır. Günaydın. Dün program yaptım. Saat 10'a dersime geçeceğim diye. Şu an saat 9:30. Böyle kendime gelip saat 10'a dersime geçmeye çalışacağım. Geçince videoyu tekrar açıyorum. Şu an 10:15 geçiyor. Birazcık geç kaldım ama sıkıntı yok. Yarım saatlik bir etüt olur. Ondan sonra normal akışımıza uyarız. Akış böyle. Ve çember ve daireye geçeceğim. Çember ve daireyi ben özel kursumda aslında hocayla işledim. Fakat tekrar etmek amacıyla tekrardan doping kastını izleyeceğim. Zaten refleks şeklinde olduğu için de kısa kısa videolar. Bu sayede de tekrar etmem çok sıkıcı olmayacak. Zaten bildiğim konular, hatırladığım konularsa burada çözeceğim. Eğer böyle biraz takıldığım konularsa dinleyeceğim. Yani işte böyle bir sistem şeklinde çalışmayı düşünüyorum. Siz de izleyin. Çünkü yapacak başka bir şey yok. Sonra size neler yapacağımı söyleyeceğim. Şimdi föllerden fark ettim ki formülleri ve bazı çözüm tekniklerini unutmuşum. O yüzden dopingdeki açı kısmının tüm reflekslerini izleyeceğim. Ama bitince 2 saatlik bir araya geçeceğim. Tüm refleksler bunlar. Çok şey yok. Uzun olan bir 10 dakika bu var. Diğerleri zaten hep 5 dakika falan. De bakın şurada bir 8 dakikalık varmış, bir de burada varmış. Diğerleri bakın 4, 3 falan.
İlk yarısını yaptım. Şimdi diğer yarısı kaldı. Şimdi ben 2 saatlik arama geçiyorum. Bu aradan sonra 3 tane föyüm kaldı. Bu 3 tane föyü bitireceğim ve doping hastadaki çemberde açıyı bitireceğim. Ondan sonra biyolojiye geçip bağışıklık sisteminden, doping hastadan bir bölümün videosunu izleyip onun özetini çıkaracağım. O da bittikten sonra yani bunları bir etütte yapalım da geri kalan saatlerde neler yapacağımı size anlatıyorum. Sinirim sisteminden 50 soru, dolaşım sisteminden 50 soru çözmeyi düşünüyorum. Onlar da bittikten sonra doping hafızada eşitsizliklerden genel sorular, orijinal sorular ve sınırı zorlayan sorulardan çözeceğim. Ve böylece denklem ve eşitsizliği yeterince tekrar etmiş olacağım. Föylerden 3 tanesini bitirdim. Bir tanesi kaldı. O bir tanesini biyolojiden sonra yapacağım. Çünkü sabahtan beri 5 etüt matematik yapıyorum. Artık sayılar kusacağım yani. Sayı kusacağım. Bıktım. Yapmayacağım. Ve toplam 6 tane föy yaptım. Gerçekten yoruldum. İşte şimdi aradan sonra biyolojiye geçeceğim. Ben niye şu an ağa gibi oturduysam. Ağaca kibarlaşayım. İşte bağışıklık sisteminden video izleyeceğim. Bağışıklık sistemi konu olarak gitti. Sadece özeti çıkarmak kaldı. Özetten de 2 sayfa çıkarttım. Toplam 8 etüt yapmaya çalışıyorum bildiğiniz üzere. Ve geriye sadece 2 etüt kaldı. Bu 2 etütte de şeyleri yapmaya çalışacağım. Biyolojiden, dolaşım sisteminden 50 soru, sinirim sisteminden 50 soru demişim. Onları yapacağım. Ve son olarak da eşitsizliği dopingde çözeceğim. Şimdi yapmam gerekenlere bakınca 4 tane föyü bitirmedim ama 3 tane föyü bitirdim. O yüzden bunu yapmış sayıyorum. Çemberi doping hafızada izledim. Çok az kaldı hatta. Bu arada eşitsizliklere hep benzersizlik yazmışım ama benim salaklığımdan. Bunu işte bu 2 etütte yapacağım. Bağışıklık sistemi 1. bölümünü izledim. Zaten 1 bölüm varmış toplam. O yüzden bağışıklık sisteminin konu anlatımı bitmiş oldu. Özetini de yaptım. Ay yanlış kalemle çizdim. Neyse bir şey olmaz.
takipçilerim, gençler, abone olmayanlar. Artık kimseniz nasıl hitap etmem gerekiyor bilmiyorum. Şey demek istiyorum. Ben bu yapmam gerekenleri yarın hemen yapıp sonra diğer yapmam gerekenleri yapsam olurum. Çünkü gerçekten çok yoruldum. Vallahi çok yoruldum. Yani uzun zamandır bu kadar düzenli planlı çalışıyordum ve bana birazcık ağır geldi. Ama yapmam gereken şey çok az kaldı. Yani 3 tane şey kaldı. Olacak şeyleri ekledim. Günaydın, yeni bir günde merhaba. Dün yapmam gerekenlerden bazı şeyler eksik kalmıştı. O yüzden şimdi onları tamamlayıp bugün yapmam gerekenleri yapacağım. Doping hafızadaki eşitsizliği çözeceğim. Çünkü eşitsizlik zaten benim kolayca yapabildiğim, sevdiğim bir konu. Ve güne ısınmak için daha güzel bir yöntem var mı? Yok. O zaman hadi başlayalım. Ben şimdi genel bölüm testini ve orijinal bölüm sorularını bitirdim. Onlardan ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu size göstermek istiyorum. Genel bölüm testinde 8 yanlışım var. Fakat bu 8 yanlış biraz dikkatsizlikten oldu. Sonuçta günün ilk soruları. Orijinal bölüm sorularında ise toplam 3 yanlışım var diye hatırlıyorum. Aynen 3 yanlışım var. Ki orijinal bölüm soruları genel bölüm testinden biraz daha zor olmasına rağmen daha az yanlışım çıkması beni mutlu etti açıkçası. Şimdi sırada sınırı zorlayan sorular var. Burada da 20 soru var. Fakat ben şimdi ara vereceğim. Ondan sonra da soruları çözmeye devam edeceğim. Şey göstermek istiyorum. Bir dakika. Bakar mısınız? Resmen bir masterpiece. Burada zaten kafayı yedim. Kibra ile Eceli olduğunu bir türlü yapamadım. Sonra en son seni bastım denk geldi çözüm videosunu izlemek için. Yapamamın nedeni neymiş biliyor musunuz? Ben negatifle pozitif sayıları beraber alıyordum. Ama soru diyormuş ki x bir pozitif tam sayıdır. Ben 15 dakikalık arada biraz bir süslenildim, keyfim yerine gelsin. Sonra da işte bundan önce gördüğünüz videoda sınırı zorlayan soruları çözmeye çalıştım. Bence sınırı zorlayan sorular beni çözdü. Çok zor, gerçekten çok zor ama testi bitirdiğimde gerçekten eşitsizlikte bir adım iki adım önde olduğunu hissedeceğim. Ya da bir şey söylemek istiyorum. Makyajım çok güzel olmamış mı? Ben çok beğendim. Bu arada iki eyeliner birbirinden farklı ama çarptırmayın, tamam mı? Bence güzel oldu. Ben beğendim. Hı?
Makyaj yapınca kendimi çok şey hissediyorum. Make-up artist edaları falan diyormuşum. Hayır. Dalga geçiyorum. Kendim daha bir özgüven. Hayır. Neden? Doğru kelimeyi bulamadım ama yani kendim daha enerjik, daha mutlu hissediyorum. Soruları bitirdim ve daha etütüm bitmesine varken biyolojiye geçmeyi düşünüyorum. Biyolojide sinirim sisteminin özetini okuyacağım buradan. Sonra da 100 soru çözmeye çalışacağım. Size bu da özetimi göstereyim. Bence çok güzel bir özetim. Ve sırada sinirime yardımcı organlar var. Onu da özetten okuyup sorusunu çözdükten sonra şu iki testi çözeceğim. Ondan sonra 100 soruyu geçmiş olacak. Bundan önce bir ara vermeliyim. Çok yoruldum. Selam. Şu an oturma odasında size sesleniyorum. Artık uyumaya karar verdim çünkü gerçekten çok yoruldum. Şu an saat 11:25 geçiyor. Ve benim uyuma vaktim geldi. Ben bu saatlerde falan işte uyuyorum. Yani bu saate kadar çalışmak benim için biraz ilk oldu. Şimdi size bu iki günde neler yaptığımı söyleyeceğim. Matematikten eşitsizliği yerine geldim. Eşitsizliği gerçekten iyice oturttuğumu düşünüyorum. Çemberi iyice hallettim. Çembere bu iki günde baştan başlamıştım. Ve gayet iyi anladığımı düşünüyorum.
ve biyoloji çalıştım. Biyolojiden bağışıklık sistemine geçiş yaptım ve sindirim sistemini tekrar edip 100 küsur soru çözdüm. Çözüm soru sayılarına gelelim. Bu 2 günde matematikten 276 soru çözmüşüm. Biyolojiden ise 133 soru çözmüşüm. Biraz şey sıkıntı oldu, fizik ve kimya bakamam ama en azından biyoloji ve matematiği böyle tam bir şekilde yapmam iyi oldu. Şimdilik böyle. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Yorum yapmayı unutmayın. Uzun zaman sonra ders çalışma gününü atıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. O zaman görüşmek üzere. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çünkü Instagram'dan takip etmenizi istememin sebebi soru cevap videosu yapmak istiyorum ama Instagram'dan soru çıkartması yapacağım. Ama onun için de Instagram'dan 1000 takipçi falan geçmeyi istiyorum. Çünkü çok az soru olup da soru cevap videosu çekmek biraz saçma geliyor. Yapmışken tam yapayım. O yüzden Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bay bay.